Peki sen bana gelinmediği sürece ben gelmem diyorsun ya. Sen niye gelmezsin mesela? Yani sonuçta karşımdaki insan bana soğuk davranıyor ve Bilemezsin ben ki. soğuk Hayır. davranıyorum. Yani Bana adım atılacak ki ben atacağım diyorsun mesela. Önce adım ya atılması lazım. illa Bana böyle bir şey. gelinmesin. Ama şöyle bir şey. Ben mesela sana karşı bir hata yapsam kesinlikle o adımı ben atarım. Ama hani ortada bir şey yokken karşımdaki insan bana uzak davranıyorsa. Karşındaki insan da sen de hata yapmamışsındır. Sen de yani E karşındaki tamam de da. hatasızdır. Ama bunu Ama her zaman başlatan kimse. kim başlatıyor? Belki Kimse sensindir. kimseye asla. Niye? Ama sen diyorsun Ceren falan, Ceren'den dolayı böyle böyle oldu diye. Tamam, bu Ya büyük bir şimdi sorun sana açık teşkil konuşayım etmiyor ben. ama Kardelen. hani benim açımdan sen Bak. kendin, yani sen dedim ya kısa kısa, sen soğuk davrandığın için ben de soğuk davranmaya da uzak davrandım. Aslında uzak da davranmadım. Sen gelsen yine benimle konuşsan ben konuşurdum Yani seninle. peki ben zaten sen geldiğinden beri sana karşı hiç açıkça çekinmeden zaten sana geliyorum. Seni tanımak istiyorum. Tanıştık. Sen beni tanımak Ben de aynı istedin. Ama şekilde. gelen ben oldum zaten fazlasıyla. Ben de aynı şekilde yaz burada. Ben sağda oturuyorsam sen solda oturuyorsun ve ikimiz karşılıklı muhabbet ediyoruz zaten. Ya sen mesela Nerede bahçeye eksik çıkalım var? diyorsun. Birlikte çıkıyoruz, ben hani orada reddedip ya da şey yapmıyorum. Yani bir şey göstermeye çalışmıyorum. Tabii, Ben seninle aynen. zaten aram iyi. Olduğu gibi de gösteriyorum yani. Yani bu konuyla alakalı artık zaten bir yere varamayacağız şu anda bence. Peki bir şey öğrenmek istiyorum. Tamamen yani nötr bir şekilde. Ayda buradayken farkındaysan ben yoktum zaten. Tam olaylara hakim değilim. İzlediğim kadar hakimim. Mesela bana da geçen diyordun yani Kardelen tamam iyi oynuyor vesaire ama onu işte potaya yazmam. Ama geçmişte Ayda'yı potaya yazdım. Sevdiğin halde. Yani Şimdi arkadaş olarak. şöyle, ben Ayda'yı hiç potaya yazmam diye bir cümle kurmadım. Yani kurmadığın için mi yazdın? O hikaye biraz değişik bir hikaye. Potaya normal bir şekilde Ya yazmadım ben o zaman Ayda'yı. genelini biliyorum üstten Evet, bakış evet. şeyini ama sen hani o detaylarda ne oldu da hani Aslında ben sana şunu söylemek istemişimdir. Haksız yere yani nasıl değiştiriyor? Ama şey yarın aynı takımda olduğumuzda beni yazacaksın. yani ben şöyle az çok şimdi derdini bir tık anladım benim ben senin Ne söyleyemi derdi? Ne derdi? Kardelen Ne derdi? Söyle gerçekten yanlış anlaşılmayayım. Ne ne derdi? bileyim yani hani seni potaya yazmayışım falan şey Hayır. Sence benim pota bence Ayda'yı da korkum çağıralım hep beraber oturup konuşalım var mı? falan. Seversin. Seversin. Çağıralım istiyorsan. Aa, Hayır, Ayda ile ilgili. çağıralım istiyorsan. Ayda Güzel. ile ilgili hani bana da aynı cümleyi kurdun ya, Ya ben şöyle olayları tam insanlar, bilmediğim için bak sormak şöyle bir istedim şey var. sadece. Bir insan vardır, bir insan vardır. İki farklı karakterde insan vardır. İnsanlar hepsi karakterleri farklı, kişilikleri farklı. Ben bugün Ayda'yı yazıyor oluşum, seni yazacağım anlamına gelmez. Hani Hayır, ben Ayda ile sana de iyi geçiniyordun ya hani. Onu da evet. potaya yazdın. Ne sebeple onu Ne yazdın sebeple da yazdığımı beni bilmiyor musun? bana neden işte bana dedin ki Kardelen'i potaya yazmam. Şu an Evet. değiştiriyorsun ama hani Aha. haksız yere yazmam falan diye. Ben seni potaya Herkes yazmam. herkesi yazar. Bak ben seni Yağız potaya yazmam yazar. dedim. Okey. Tamam Evet. ben bunu dedim. Şu an demiyorum. Ama ben bunu Ayda'ya dememiştim. Şu an sen büyük konuştuğun için mi mesela beni ileride potaya Ben yazmazsın? seni niye potaya yazmam? Ben seni değişmediğin sürece potaya yazmam. Yani Ayda ile olan muhabbetiniz dışarıdan göründüğü kadarıyla böyle bir durum, aynı durumu yaşadığımız için hani sormak istedim dedim. Ayda ile de iyi arkadaştın, iyi anlaşıyordun. Onu neden hani fotoğrafa yazdın da bana yazmam, işte seni yazmam diyorsun. Sen de açıkladın zaten. Sen Performansa göre yazarım falan senin diyorsun. bu konuyla alakalı bir şüphen var mı seni yazabilirtemle Yok, alakalı? benim zaten pota korkumun olmadığını Ki biliyorsun ki kendinden eminsin yazabilirsin de bence. ben sadece geçmişte Başarılı olan olduğunu da biliyorsun. evet biliyorum. Kendinden de Evet, eminsin. çok eminim. Yani senin başarılı olman da benim için çok büyük bir etken zaten. Potaya yazma işim seni. Yani ben haksız yere yazılmaktan bahsediyorum. Ama Performansım sen iyiyken beni de yazarsan mesela Ayda'yı da görüyoruz. Ayda'nın da mesela benim gördüğüm kadarıyla performansı iyi. Geçmişte hani
ya illaki bir durumu olmuştur, bir şekilde potaya girmiştir ama sonuçta kimseyi ben mesela haksız yere potaya yazmam. Yani Ayda'nın bu eve geri gelmesi bizim arkadaşlığımızı kötü mü etkileyecek sence? Asla öyle bir durum yok. Yani ben Ayda'yla iyi anlaşıyorum. Ayda'yı da çok seviyorum. Siz de yani buraya bahçeye çıksanız, yani arkadaş olsanız, daha da yakın olsanız eskiden, mutlu olurum buna. Güzel. Yani hiçbir şekilde böyle bir etki altında kalmam. Süper. Çok iyi. Mesela Ayda benim ayrı arkadaşım, sen ayrı arkadaşımsın. Siz Süper. Birlikte yine yakın olsanız hiçbir sıkıntı olmaz yani. Öyle bir durum değil. Niye böyle bir soru sordun ki? Hayır, sen Ayda üzerinden sordun ya. Yok, hani dedim ki Ayda ile yakındınız o yüzden. Sen anladın demek istediğimi anladım, zaten. Anladım. Peki madem hani bir problem olmaz diyorsun. Yok tabii ki hayır. Peki. Peki. Güzel şey, ya gidiyorum. Sevindim. Hayır, bakış açın güzel. O zaman bir gidelim şöyle içeri istersen. Evet. Hadi. Şöyle bir bakalım. Sorunları çözdüğümüze göre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.